Selamun aleyküm değerli izleyenler. Gündem Yorum'da özel bir gündemle huzurlarınızdayız. Malumunuz Nisan ayı geldiğinde Türkiye'de kutlu doğum mevsimi başlıyor ve bu hafta sonu da pazar günü Yenikapı'da Peygamber Sevdaları Platformu kutlu doğum etkinliği düzenleyecek. Bununla ilgili kutlu doğum etkinliği ile ilgili son süreci değerlendirmeler üzere Peygamber Sevdaları yetkililerini davet ettik. Peygamber Sevdaları Vakfı Marmara Platformu dönem sözcüsü Sayın Yusuf Tutak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Peygamber Sevdaları Eğitim Komisyonu üyesi Sayın Faruk Ketboğa. Faruk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Evet muhterem izleyenler, malumunuz Nisan, evet tabiat şenleniyor. Aynı zamanda müminlerin de şenlendiği bir ay. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı anmak, onu yad etmek, ona olan muhabbeti, iştiyakı meydanlarda haykırmak. Malumunuz geçen pazar günü Batman'da kutlu doğum etkinliği vardı. Bu haftada İstanbul inşallah bu sevdayı yaşayacak. Yusuf Bey, asr-ı saadete gidelim. 2019'dan o döneme, geçmişe, yani vahyin buram buram olduğu, hala indiği döneme. Sahabenin aleyhissalatü vesselama tavrı, muhabbeti, sevdası nasıldı? Yani bu yeni bir şey midir başlayan bu sevda? Aslında sahabede de buna benzer davranışlar, uygulamalar var mıydı? Onunla başlayalım lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Ben öncelikle sözlerime Rehber TV ve ailesine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için Rabbim Celle Celaluhu sizlerden razı olsun. Seslerimizi böyle yükselttiğiniz, duyurduğunuz için Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Mustafa Bey, öncelikle şunu söyleyeyim. Peygamber sevgisi sanki tali bir şeymiş gibi gözüküyor fakat tali değil. Öncelememiz gereken bir sevgi, bir sevdadır. Dolayısıyla şunu unutmamamız gerekiyor. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Eğer yani siz sevgiyi, ölçüsünü Allah'a sormazsanız sevgi de sizi başka yerlere götürebilir. Bu yüzden de aslında Tevbe suresi 24. ayete bir kulak vermemiz gerekiyor. Şöyle buyuruyor Rabbimiz. Kul in kana abaukum ve ibnaukum ve ihwanukum ve azwajukum ve ashiratukum ve amwalun iqtaraftumuha ve ticaretun takhshawna kasadaha ve masakin tardawunha ahabba ileykum min Allahi ve rasulihi ve jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, elinize geçirdiğiniz mallar, durgunluğa uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, hoşunuza giden o güzel meskenler, o evler, size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevgili görünüyorsa, o zaman Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyiniz. Wallahu la yehdil kavmel fasikin. Ve Allah fasıklar topluluğunu da hidayete erdirmez buyuruyor. Bakınız, Allah burada kimi, neyi, ne kadar seveceğimize de karışıyor. Yani peygamber sevgisini böyle ikinci plana atacak bir şekilde hayatımızda sanki tali bir şeymiş gibi değerlendiremeyiz. Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin iman babında değerlendirdiği, iman bölümünde değerlendirdiği bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruyor tekrar Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Sizden biriniz beni kendisinden, çoluk çocuğundan daha çok sevmedikçe kamil manada iman etmiş olmaz buyuruyor. Evet. Ve sahabe de tam olarak bu şekilde bunların hayatına aynı şekilde almışlar. Ve bu şekilde de devam etmişler. Ben şöyle bir örnek vereyim size. Bunun bedeli de var tabii. Ben peygamberi seviyorum demenin aynı zamanda hayatımızda bir karşılığı olmalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir sahabe ile beraber dışarıya çıkıyor. Bu örneğe özellikle dikkat edelim. Bazen göz ardı ediyoruz ama bu örnek Resulullah aleyhissalatu vesselam sevgisinin
sahabelerin hayatında ne kadar değerli ve nasıl bir yerde olduğunu en iyi gösteren örneklerden bir tanesi. Beraber sokağa çıkıyoruz diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döndü, sokaktaki çocuklara baktı. Çocuklar oyun oynuyorlar. İki grup yapmışlar. Grubun birisi bu tarafta, diğeri şu tarafta duruyor. Ne yapıyorlar çocuklar? Oklarını almışlar, hedef koymuşlar, hedefe ok atıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir süre duruyor, şöyle şu çocukları izliyor. İzledikten sonra sahabelerin çocuklarına dönüyor, diyor ben de sizinle beraber oynayabilir miyim? Resulullah aleyhissalatü vesselam onlarla oyun oynayacak, bu onların hoşuna gitmeyecek. Çocuklar sevinçten dört köşe oluyorlar. Hemen bir tarafa geçiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ravi bunu söylememiş ama ihtimal diğer sahabiyi de karşı tarafa gönderiyor. Evet. Sayılar eşitlensin diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oturduğu taraf, bulunduğu taraf oklarını atmaya başlıyor. Çocuklar orada sıralanmışlar. Oklarını atıyorlar, atıyorlar, atıyorlar. En son Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de okunu atıyor. Bitiyor. Sıra karşı taraftadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor, diyor ki çocuklar, şimdi sıra sizde, oklarınızı atınız. Çocuklar diyor ki, olmaz ya Resulullah. Sıra sizde, bizim bitti, oklarımızı attık. Olmaz ya Resulullah. Peki niye oklarınızı atmıyorsunuz çocuklar? Cevaba bakın lütfen. 10 yaşında, 11 yaşındaki çocukların verdiği cevaplar. Ya Resulullah. Biz senin bulunduğun tarafa ok atmayız. Biz ancak senin düşmanının olduğu taraflara ok atarız. İnanılmaz bir sahne. Bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Küçücük çocukların kalbinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisinin nasıl olduğunu varın siz tahayyül edin. Varın siz hayal edin bunu. Oyun gereği bile olsa? Oyun gereği bile olsa biz senin olduğun tarafa ok atmayız ya Resulullah. Biz ancak senin düşmanlarına ok atarız. Zaten biz şu anda bu oyunu bunun için yapıyoruz. Eğitimimiz bunun için diyecekler. Evet. Ve bu sevgilerinin bedelini de ödeyecekler ama. Hı hı. Bu bugünlük değil. Hatırlayın o ilk dönemi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam daha yeni İslam'ı anlatmaya başlamış. Müşrikler olanca güçleriyle onun sesini bastırmaya, onu ortadan kaldırmaya gayret sarf ediyorlar ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yalnız başınadır. İman edenlerin sayısı iki elin parmağını geçmeyecek derecededir. Ve bunu bir gün Hazreti Ali anlatıyor biliyor musunuz? Ben size men eşca'an nas, insanların arasında en cesuru kimdir diye soruyor. İnsanlar dönüyorlar onlara diyorlar ki ente ya emirel müminin, sen ya emirel müminin. Hayır diyecek, hayır. Ben değilim. Ben size anlatayım mı kimin en cesur olduğunu, kimin en çok o cesareti gösterdiğini? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye geldi ve namaz kılmaya başladı. Müşrikler kendi aralarında konuştular ve dediler ki, kim bizi Muhammed'den kurtaracak? Artık bakınız secdeye gitmiş, birisi yok mu? Bizi o öldürsün de bizi Muhammed'den kurtarsın sallallahu aleyhi ve sellem. Ukbe İbni Ebi Muayt diyecek ki ben yapacağım bu işi. Çıkacak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazdayken alacak. Elbisesini boynuna doğlayacak ve onu boğmak için elinden gelen bütün gayreti sarf edecek. Gerisini Hazreti Esma bize anlatıyor. Lütfen dikkatli dinlesin dinleyicilerimiz. Sevginin bedeli nasıl oluyor biz burada göreceğiz. Birisi geldi, benim babam saçları uzundu. Biz saçlarını yıkamıştık, saçlarını örüyorduk o arada, temizliyorduk. Birisi dışarıdan bağırdı, dedi ki Ebu Bekir koş, senin arkadaşını öldürüyorlar. Babam Ebu Bekir bizleri itti ve koşmaya başladı. Büyük bir hızla koşuyor. Hazreti Ali gerisini anlatıyor. Diyor ki sonra bir baktım, beyazlar içerisinde birisi geliyor. İnsanları sağa sola itti, sonra kendisini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine attı ve şöyle bağırdı. Dedi ki Rabbim Allah'tır dedi diye siz birisini mi öldüreceksiniz?
müşrikler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bıraktılar. Ve Hazreti Ebu Bekir'i dövmeye başladılar. Kimi tekmelerle, kimi tokatlarla, kimi eline geçirdiği herhangi bir sopayla. Hiçbir şey yapamadık biz diyor Hazreti Ali. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı aldık, zar zor onların elinden kurtardık, götürdük. Ama gelen vurdu, giden vurdu. Ukbe İbni Ebi Muayt'ın atını mahmuzlaması için topuklarını demirden yaptığı bir ayakkabısı vardır. Hırsını alamayacak ve o ayakkabısıyla Hazreti Ebubekir'in yüzüne vuracak. Öyle bir hale gelecek yüzü, bu burunun üzerindeki etler kalkacak, dudakları paramparça olacak, öldü diye bırakacaklar. Beni Teym kabilesi gelecek, bir bezin arasına koyup götürecekler, öldü diye götürecekler. Bir süre sonra annesi toplanacak, ne yapalım diye bekleyelim, bir gözlerini açsın yani. Saatler sonra gözlerini açacak, ilk cümlesi şudur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl? Subhanallah. Annesi ne diyecek? Diyecek ki zaten senin başına ne geldiyse onun yüzünden geldi. Sen bütün bunları yaşamanın sebebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bir de gözünü açar açmaz onu mu soruyorsun? Haydi yavrucuğum aç ağzını da şu çorbayı, sana hazırladım şu çorbayı. Vallahi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den haber almadıkça ne bir şey yerim ne de bir şey içerim. Evet. Sahabenin gerçekten Resulullah Aleyhisselam'a, ki bu daha Mekke dönemi, evet, değil mi? Korkunç baskılar karşısında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı hakikaten duygusal iki şey örnekti. Hocamla devam edelim. Faruk Bey, bir eğitimcisiniz aynı zamanda. Tabii bunun hazırlık aşaması var. Sahabe böyle sevdi. Bu sevginin bu asra taşınması gerekir. Bu bilginin, bu bilincin, bu muhabbetin bu asra taşınması gerekir. Zaten problem de o. Allahu alem. Bu programlar için, İstanbul tabii İstanbul programı için hazırlıklar aşaması ne zaman başladı, ne gibi hazırlıklar yaptınız? Onu lütfetseniz. Değerli Mustafa Hocam, bu imkanı bize tanıdığınızdan dolayı evvela Rehber TV ailesine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hayırlarınızı kabul etsin inşallah. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının insan üzerindeki etkisiyle alakalı Yusuf Hocam gerekli bazı bilgilendirmelerde bulundu. Bir eğitimci olarak şöyle bakıyoruz. Allah-u Teala insanı yarattığında Kur'an-ı Kerim'le bir yön vermek istedi. İstenen kamil bir insan nasıl olur? Onunla aslında tanıtmak istedi. Onunla oluşturmak istedi. Onunla beraber Kur'an-ı Kerim'i uygulayan, hayatına geçiren kendi Resulünü gönderdi. Hı hı. Bu da en mükemmel yaşam nasıl olur? En mükemmel insan nasıl olur? En güzel ahlaka, en güzel, en mükemmel ahlaka sahip insan nasıl olur? Hı hı. Güzelliklerin tamamını içinde barındıran insan nasıl olur? Onu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bize gösterdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi hayatıyla, zaten Hazreti Ayşe annemiz diyor, o yürüyen bir Kur'an'dır. Yani onun yaşayışı Kur'an'dı. Peygamber Efendimiz Kur'an'ı yaşayışıyla aslında huzurun, mutluluğun, gerçek yaşamın nerede olduğunu bize öğretiyor. Evet. Geldiğimiz bu çağda insanlar, şu an şu çağımızda insanlar gerçekten mükemmel hayat nasıl olur ondan bir haberdir. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir haber kalmış. Onun hayatından uzaklaşmış. Ve gençliğimiz halini görüyoruz. Yani okullarımızdaki çocuklarımızın halini görüyoruz. Şu anda madde bağımlısı olan çocukların yaşı çok çok aşağılarda şu anda. Yani ilkokul seviyelerine kadar düşmüş. Okul etrafında ciddi manada şu anda bu tarz
kötü yola sevk eden, çocukları madde bağımlısı yapan, kötü alışkanlıklara yönlendiren insanlarla dolu. Bunlar çocuklarımız, neslimiz gerçekten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından habersizdir. Bize peygamber sevdalıları vakfı olarak, bir peygamber sevdalısı olarak aslında biz toplumumuzu bu konuda bilinçlendirmeyi amaç edindik. Ve bu bununla yola çıktık. Bütün insanlara 7'den 70'e kadar, hatta daha küçük yaşlardaki bütün insanlara Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmak, onun yaşadığı, onun mükemmel yaşantısını o insanlara sunmak, insanların onu tanımasını tanımasına bir vesile olmak hedefiyle yola çıktık. Bizim çalışmalarımız, vakıf olarak çalışmalarımız Kasım ayında aslında başlıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yetiştirdiği sahabe nesliyle başlıyor aslında. Sahabe ayı, Kasım ayı sahabe ayı olarak vakıf olarak ilan edildi ve her Kasım ayının başlangıcıyla bir sahabeyi merkezimize alıyoruz. Onun hayatını insanlara anlatıyoruz. Evet. Toplantılarda, kültür merkezlerindeki faaliyetlerimizde, aile ziyaretlerinde, yani bütün platformlarda sahabelerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Hazreti Ebubekir ile başladı bu sahabe ayı çalışmaları. Hazreti Ömer ile devam etti. Hazreti Osman en son 2018 yılında Hazreti Ali konu edildi. Hazreti Ali'nin hayatı bütün platformlarda insanlara anlatıldı. Akabinde sahabe ayı bittikten sonra bizim siyer sınavı hazırlıklarımız başlıyor. Siyer sınavı hazırlıkları şöyle. Aslında bir siyer sınavı bir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının ne kadar anlaşıldığının bir finali. Evvelinde ne yapıyoruz? Evvelinde dört kategoride aslında bir siyer sınavı yapıyoruz. Küçük yaşlarda, yani bir ilkokul düzeyinde, ortaokul düzeyinde, lise düzeyinde ve yetişkin düzeyinde olmak üzere dört kategoride bir siyer sınavı yapıyoruz. Bununla ilgili kitap, siyer kitabı hazırlığı çalışmalarımız oluyor. Kategorilerine göre biz siyer sınavı kitaplarını halkımıza ulaştırıyoruz. Zaman zaman sponsor olan hayırsever vatandaşlarımız oluyor. Bu kitaplara sponsor olanlar oluyor ve bu kitaplar ücretsiz olarak insanlara ulaştırılmaya çalışılıyor. Ve yüz binlerce kitap bu şekliyle toplumumuzun okunmasına sunuluyor. Ve gerçekten yaptığımız çalışmalarda bunu gördük. İnsanların buna gerçekten aşık olduğunu gördük. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mükemmel hayatını bir gördüklerinde tekrar tekrar okuma ihtiyacını hissettiklerini gördük. Yani onlarca defa o kitabı tekrar tekrar okuyup bitiren insanlar oldu. Evet. Ve gençlerimizde de bu ciddi manada, onların davranışlarında da ciddi değişiklikler biz kendimiz mülahaza ettik okullarımızda. Gördüğümüz, şahit olduğumuz alanlarda bunu gördük. Siyer sınavı, tabii bununla beraber siyer sınavı reklam çalışmaları oluyor. Bunun afiş çalışmaları oluyor, broşür çalışmaları oluyor. Şubat ayında siyer sınavımızı yaptık bu sene. 2018-2019 yılının siyer sınavını yaptık. 4 kategoride yaptık. Bu sınavı bütün Türkiye'de bu sınavı yapıyoruz. Yüz binlerce insan bu sınava katılıyor. Evet. Ve bu son halka mı oluyor? Yani bu, şu an Mevlid-i Nebi etkinlikleri. Çünkü sahabeyle başladınız, siyerle devam ettiniz. Evet. Salavat etkinliğimiz var. Salavat seferberliğimiz var. Salavat seferberliğinden sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlama ve sünnetini yaşama etkinliği de final oluyor. Evet. Onunla ilgili de zaten yine siyer kitabı dağıtımları oluyor. Bu etkinlikle, yani pazar günü, daha doğrusu aslında Batman'da da düzenlendi. Nisan ayında başladı Mevlid-i Nebi etkinlikleri. Evet. İstanbul için ne gibi hazırlıklar yapıldı? Mesela İstanbul'un herhangi bir yerinde oturan bir vatandaş, ben nasıl geleceğim diyor. Evet. Yeni Kapı'ya.
Değerli hocam, şimdi siyer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mevlid etkinliği ile ilgili zaten biz İstanbul'un genelinde afiş çalışması, broşür çalışmasını yaptık yani. Yüz binlerce broşür dağıttık. On binlerce afiş astık. Bununla ilgili zaten afişlerimizde de belirttiğimiz gibi, broşürlerimizde de biz belirttik. Basın yoluyla da bunu ilan ettik. Ücretsiz ulaşım sağlıyoruz. İstanbul'un 75 noktasında alana ücretsiz vatandaşlarımızı ulaştıran araçlarımız oluyor. Ve pazar günü saat 11 itibariyle araçlarımız 75 noktada hazır oluyor. Ve oradan vatandaşlarımızı alana getiriyorlar. Evet. Bununla ilgili zaten yani daha önce de on binlerce insanın katıldığı bir etkinlik. Gitgide bir tecrübe var yani diyorsunuz. Tabii, yani vatandaş da artık biliyor nasıl gelecek, nasıl gidecek. Zaten biz ayrıyeten diyorsunuz etkinlik için ulaşım sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaş da herhalde öğrendi, yıllardır süren bir etkinlik. Devam edeceğiz inşallah hocam. Yusuf Bey, şimdi temaya baktım ben. Bu yıl Peygamber Sevdalları Vakfı daha çok ahlak ve adalet merkezli bir tema var. Evet. Neden? Yani muhtemelen bir şey toplanmıştır kendi aralarında vakfın ileri gelenleri, sorumluları. Evet. Bir temayı belirlerken bir istişare falan yaşanmıştır. Yani neden ahlak ve adalet? Neden ahlak ve adalet? Aslında bir haberci olarak dünyaya baktığınızda siz bizden daha iyi görüyorsunuz, bu işin içerisindesiniz ama dünyanın ne kadar adalete ihtiyacı olduğunu hepimiz görüyoruz. Adalet olmazsa olmazdır. Bakınız her cuma hutbesinde aslında biz hutbelerde aynı şeyi söylüyoruz. İnnallâhe ye'muru bil adl. Allah size adaleti emrediyor. Önce bu olması lazım. Hatta bazen kendi aramızda konuştuğumuz zaman şunu söylüyoruz. Diyorum ki subhanallah. İnsanlar sadece dönüp şu Kur'an-ı Kerim'e bir kez olsun dönüp baksalar, bir tane ayet bütün insanlığın sorununu çözüyor. Değil mi? Hangi ayet dediler? Estağfirullah. İnna Allah ya'murukum en tu'addul emanati ila ehliha ve iza hakamtum beyne'n nasi en tahkumu bil adl. Allah size şunları emrediyor. Emaneti ehline vermenizi ve adaletle hükmetmenizi. Bitti. Bütün insanlığın sorununu bir tane ayet çözüyor. Eğer insanlar arasında siz zaten adaletle hükmederseniz insanlar niçin rahatsız olacak? Eğer emanet ehline verilirse nerede haksızlık olacak ki? Ahlaksa toplumumuza baktığımız zaman göreceğiz. Maalesef biraz önce kıymetli hocam da değindi buna. Toplumun ahlak seviyesinin nasıl oynadığını, nasıl geriye döndüğünü, nasıl eksilere düştüğünü biz artık herkes görüyor. Yani Sağır Sultan bile duydu derler. Öyle oldu yani. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakına baktığımız zaman da inanılmaz bir ahlak. İlk inen surelerden bir tanesidir. Kalem suresi. Allah Celle Celaluhu Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ahlakına dikkat çekiyor. İlk inen surelerdendir. Ve inneke leala hulukin azim. Muhakkak ki sen muhteşem bir ahlaka sahipsin. Ahlakı muhteşem olacak Müslümanın. Bugün öyle Müslümanlar türedi ki Resulullah Aleyhisselam Müslüman olduğunu söyleyen fakat peygamberine yabancı olan, Müslüman olduğunu söyleyen fakat peygamberi ahlakı hayatına taşımaktan aciz veya bilinçsiz olan. Basit bir örnek vereyim. Yani yılbaşında bir apartmandaki arkadaşımız anlatıyordu bize. Bir baktım dedi tartışma var. Birileriyle tartışıyorlar. Ben de merak ettim yani niye tartışıyorlar diye. Baktım gelen ses bir bayan sesi. Diyor ki bütün apartmanlar çam ağacı dikmişler apartmana. Biz niye dikmiyoruz? Evet. Diye. Aralarında apartmanın yöneticisiyle tartışıyor. Merak ettim. Çıktım dışarı. Baktım tesettürlü bir bayan tartışan. Apartman yöneticisiyle tartışan tesettürlü bir bayan biz niye çam ağacı dikmiyoruz?
Şimdi dikkat ediniz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaşan herkes onun ahlakına aşık olmuş. Düşmanları onun ahlakına aşık olmuş. El-Emin diyorlar. Evet. Müşrikler onun ahlakına aşık olmuşlar. Bakınız, aşık olmuşlar. Onu öldürmeye gideceksiniz. Fakat birbirinize güvenmeyeceksiniz. Emaneti götürüp ona vereceksiniz. Evet. Nasıl bir emniyet, nasıl bir ahlakı olduğunu düşününüz. Biz ahlak deyince, yani sadece böyle iffet konusunda sanki ahlak böyle bir dar anlamda düşünüyoruz. Hayır. Ticaret ahlakı, yaşama ahlakı, giyim ahlakı, konuşma ahlakı, aile ahlakı, eğitim ahlakı, savaş ahlakı. Savaş ahlakı. Tamamına bakınız, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o inanılmaz ahlakını görürsünüz. Hayvan hakları. Düşünsenize, yani Mekke'ye bir ordu giriyor. 10.000 kişilik bir ordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yorda af buyurur. Yani yeni yavrulamış bir köpek görecek. Resulullah aleyhissalatü vesselam oraya bir görevli dikecek, diyecek ki bunu rahatsız etmeyin. Bugün siz bakmayın birileri hayvan haklarını savunuyor gibi görünüyorsa da. Aslında bunu savunan İslam'dır. Resulullah aleyhissalatü vesselam bunu hayatıyla bize göstermiş. Dönün Resulullah aleyhissalatü vesselamın hayatına bakın. Develer bile hani koşturarak geliyorlar. Bu devenin sahibi ne de diyor? Deve sahibini bana şikayet ediyor. Subhanallah. Bırakın insanları, hayvanların bile sığındığı bir peygamber ahlakı var. Geçelim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik döneminden önce, nübüvvet döneminden öncesine gidin. Aynı ahlakı görüyorsunuz. Yani kendisine peygamberlik gelmeden önce de muhteşem bir ahlakı var. Hatırlayın Zeyd İbni Harise'yi. Zeyd İbni Harise biliyorsunuz, yani babası alacak onu, annesiyle beraber gönderecek. Yolda haramiler annesini öldürecekler. Kendisini de köle pazarında satacaklar. Hazreti Hatice'nin bir akrabası onu alacak. Mekke'ye getirecekler. Mekke'de de Hazreti Hatice'ye hediye edecek. Düğün hediyesi olarak. Evet. O da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a verecek. Ne yapıyor Zeyd bin Harise? Normalde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelmeyinceye kadar gidiyor Kabe'ye. Ey insanlar diyor, ben falan adamın çocuğuyum. Ben aslında hür bir insandım. Yolda yolumuzu kestiler, bizi köle olarak sattılar. Ne olur babama bir haber ulaştır. Ne olur babama bir haber ulaştır. Ne olacak peki? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldikten sonra gitmemeye başlayacak. Hı hı. Dikkat ediniz, henüz peygamberlik gelmemiş. Henüz nübüvvet gelmemiş. Ama onun yine muhteşem bir ahlakı var. Ne olacak peki? Haber ulaşacak. Babası alacak amcası Amr'ı da yanına, beraber gelecekler. Yahu diyecekler, burada Muhammed diye birisi varmış sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bizim onun yanında bir oğlumuz var, biz onu almaya geldik. Soracaklar, nerede? Kabe'nin yanında. Gidecekler, selam verecekler, kendilerini tanıtacaklar. Diyecek ki bizim oğlumuz senin yanında, biz onu almaya geldik. Onu bize verir misin? Efendimiz, siz nesi oluyorsunuz? Ben babasıyım diyecek. Şu da amcası. Ne kadar aldıysam ben sana iki katı para vereyim. Efendimiz diyecek ki yok. Üç katı? Hayır. Dört katı? Hayır. Ama niye iki diyecek? Hayır diyecek. Siz beni yanlış anladınız. Ben sizden para talep etmiyorum. Çağıracağız buraya Zeyd'i. Zeyd gelsin. Burada dursun. Biz ona soralım. Sizinle gelmek isterse tek kuruş para almayacağım. Gelsin sizinle beraber. Ama benimle kalmaya razı olursa siz onu benim yanımda bırakacak mısınız? Vallahi diyecek, sen bizim söylediğimizden daha güzelini söyledin. Çağıracak, gelecek Zeyd. Haber gönderecekler. Zeyd koştura koştura gelecek. Bir bakacak babası ve amcası. Gözlerinden yaşlar akmaya başlayacak. Herkes zannedecek ki Zeyd yıllar yılı köle olarak kalmış ya, o dönemi düşünün bir de. Bir de çocuk yaşta. Çocuk yaşta kim bilir ne sıkıntılar çekti. Babasına kavuşma sevinci, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağıracak. Ey Zeyd diyecek, bu kim? Babam. Şu amcam. Seni almaya gelmişler. Onlarla beraber gidersen seni göndereceğim. Gidiyor musun? Zeyd diyecek ki hayır.
babası ve amcası şok olacak. Diyecek ki çocuk tabiri caizse şok geçiriyor. Yani şu anda ne söylediğini bilmiyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O şu anda ne söylediğini bilmiyor. Sevinçten. Sevinçten ne söylediğini bilmiyor. Hayır, hayır diyecek. Oğlum diyecek, sen ne söylediğinin farkında mısın? Evet. Sen köleliği, dikkat buyurunuz, köleliği hürriyete tercih mi ediyorsun? Cevap nedir biliyor musunuz? Köle olacağım şahıs Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemse ben köleliği hürriyete tercih ederim. Henüz peygamberlik yok. Henüz göklerin kapısı son kitap için açılmamış. Ama öyle bir ahlak var ki, öyle bir ahlak var ki diyorum ya, yani müşrikler bile hayran kalıyorlar bu ahlaka. Evet. Peki günümüz toplumunun bu ahlaka hiç mi ihtiyaç yok? Ticarette hiç mi ihtiyacımız yok? Yönetimde hiç mi ihtiyacımız yok? Ordu komutanı olarak hiç mi ihtiyacımız yok? Tam olarak da yani toplumun zaten ihtiyaç duyduğu tek şey bu. O yüzden Allah Celle Celaluhu Ahzab suresinde böyle buyuruyor bize. Estaizu billah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Allah Resulü'nde sizin için en güzel örnekler var. Baba mı olmak istiyorsunuz? En güzel örnek o. Eyvallah. Evet, yani bu etkinlikler işte böyle muhteşem bir insanı, ey toplum peşinden gidiyorum dediğin kişi bu. Tanı. Öyle oldu. Evet, değil buna, mi? Buna son derece ihtiyacımız var. Şununla ben toparlayayım, size sözü bırakayım. Boşluklar toplumda bu manada, hocamın da ifade ettikleri gibi, hani ahlaki manada boşluklar var. Pek çok adalet konusunda boşluklar var. Bu etkinlikler başka hangi boşlukları kapatabiliyor mu gerçekten? Yoksa sadece insanlar geliyor, anıyor, ya zikir çekiyor, ağlıyor, gidiyor, aynı. Değerli sonraki hocam, günlerde yine aynısı mı oluyor yoksa bir değişim oluyor mu? Değerli hocam, şimdi bu etkinliklere aslında, yani bu etkinlikler dedik ya biraz önce, final niteliğinde olan çalışmalardır. Bu etkinlikler bizim yaptığımız çalışmaların zaten %1'i mahiyetinde olan bir çalışmadır. Diyebiliriz yani, %1 mahiyetinde olan bir çalışma diyebiliriz. Çünkü bir yıl boyunca yapılan çalışmaların son halidir, finalidir yani. Bundan önce ne yapıyoruz? Bundan önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kim olduğunu insanlara çeşitli yollarla anlatıyoruz. Yani bir seminerlerle, konferanslarla, kitap okutarak, birebir aile sohbetlerinde, yani girdiğimiz bütün platformlarda Peygamber Efendimiz'e ihtiyacımızın olduğunu bir insan olarak, bir anne olarak, bir baba olarak, bir evlat olarak, bir yönetici olarak, artık bütün alanları buna dahil edebilirsiniz. Mükemmel bir hayat var önümüzde, bir yaşanmışlık var. Bu yaşanmışlık da Allah-u Teala tarafından takdir edilmiş, onun tarafından düzenlenmiş, mükemmel hale getirmiş bir yaşanmışlık var. Biz bu yaşanmışlığın insanlar tarafından öğrenilmesini, gerçekten böyle bir şeyin var olduğunu sunuyoruz. Ve gerçekten İnsanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakıyla tanıştıktan sonra aile yaşantılarında ciddi değişiklikler oluyor. Çocukların yaşantılarında ciddi değişiklikler oluyor. Yani çünkü ne ararsanız var. Bir insanın ihtiyaç duyduğu bütün her şey var. Rehabilite ediyor adeta. Aynen. Bu örnekler. Aynen. Yani ciddi sorun yaşayan, yani bir hastayı düşünelim. Çok sancı çeken bir hastayı düşünelim. Ne yapıyoruz? Hemen bir ilaca başvuruyoruz. Ve en şiddetlisine başvuruyoruz. Eğer hastalığımız şiddetliyse diyoruz, daha şiddetli olsun, bir an önce beni buradan kurtarsın diyoruz. Nasıl o ilaca ilacı aldığımızda rahatlıyorsak, gerçekten yozlaşmış bir yaşama girmiş, yozlaşmış bir hayat süren insanlar sorun yaşıyorlardır elbette. Bu sorunlarla karşılaştıktan sonra bir arayış içerisinde oluyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısında o kendi aradıklarını bulduklarında, çünkü ki en mükemmelidir. Yani o ilacın şiddeti kadar bir şiddet de onların o hastalığına şifa oluyor. Bir kere şifa bulan zaten bir daha onu bırakmıyor.
ve alanlarımızı dolduran insanlar genelde bu insanlardır. Yani onda aradığını bulmuş insanlardır. Evet. Yani aslında şifa dağıtılıyor sanki. Yani bu toplumun çok ciddi sorunları var. Ahlaki şifa, ya her yönüyle şifa. Evet. Bunu zaten gördük de hocam, yani bu sınavda da bir kardeşimiz gelmişti buraya. Ben çok ama çok sevinmiştim gerçekten. Dedi ki hocam, yani bu siyer sınavı zamanında biz kitap okuduk ama ben peygamberimi tanıdığımı zannediyordum diyordu. Evet. Meğer hiç tanımıyormuşum dedi. Gözlerinde yaşlarla bunu söyleyince gerçekten, yani biz dedi ki biz görevimizi yapmışız demek. Elhamdülillah ki yani birilerinin yüreklerine dokunmuşuz. O günden sonra da subhanallah o kardeşimiz düzenli bir şekilde namazlarını kılmaya başlamış. Kendisi anlatıyor tabii bunları, diyor benim hayatım değişti. Yani bazen bizim görmediğimiz şeyler de oluyor. Ama bazen de bizim böyle denk geldiğimiz şeyler oluyor. Bunlar gerçekten bizim gözümüze, fer dizimize derman oluyor yani. Evet, elhamdülillah. Yani gerçekten ümmetin yani öyle bir peygamber ki kıyamet gününde bile ümmetim diyen bir peygamber aleyhissalatu vesselam. Ona layık olmamız lazım. Maalesef çok ağır bir süreç yaşadı ümmet. Bundan dolayı rabıta kesildi. İnşallah bu toparlanacak. İnşallah. İnşallah. Bütün gayretimiz. Bu çabalarıyla. Evet. Rabbim bereketlendirsin hocam. İnşallah. Çok sağ olun. İnşallah. Var olun. Allah razı olsun. Nasıl yani Faruk olsun. Bey. Son olarak eklemek istediğiniz. Evet, bir şeyler var. Söylemek istiyorum. Ekleyelim. Istiyorum. Öyle araya gidecek evet, çünkü. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Biz Peygamber Sevdalıları Vakfı olarak bütün peygamber sevdalılarını 21 Nisan'da saat 14'te yeni kapıya bekliyoruz. Yani davet ettiğimiz kişi kim için gelecek? Allah'ın en sevgilisi için gelecek. Çünkü o bütün insanlığa örnektir, rahmettir. Bütün İstanbulluları pazar günü İnşallah o Teala yeni kapıya bekliyoruz. Evet, çok sağ olun. Çok teşekkür ettim. Allah razı olsun. Hocam Yusuf Biz Hocam. Teşekkür ederim. Sizden de razı olsun. Ben de bir cümle ekleyeyim hocam. İzninizle arkadaşınızı alıp gelin. Yani tek başınıza değil. En sevdiğiniz arkadaşınızı, artık kapı komşunuz olur, dostunuz olur, sırdaşınız olur. Her kimse sevdiğiniz, onu alıp gelin. Sevdiklerinizle paylaşın. Değerli izleyenler, kısa bir araya gidiyoruz. İkinci bölümde inşallah başka bir konuyla, başka bir konukla devam edeceğiz. Evet muhterem izleyiciler, devam ediyoruz gündem yoruma. Gündem yorumun bu bölümünde biraz siyaset konuşacağız. Türkiye'de iç gündem malum, 2 hafta önce 31 Mart'ta seçimler olmuştu ve dün YSK'nın Mazbatay'ı CHP adayı Ekrem İmamoğlu seçimi kazanmıştı resmi verilere göre. İtirazlar yaşandı malumunuz. Mazbata verildi Ekrem İmamoğlu'na. Evet Hasan Bey, malum biz her hafta konuşuyoruz bu gündemi. Ekrem İmamoğlu Mazbata'yı aldı. Ne düşünüyorsunuz, bu Mazbata kalıcı bir şekilde mi alındı? Çünkü iktidarın ve CHP'nin de aslında bir itirazı var. Ama AK Parti'nin İstanbul seçimleriyle ilgili bir olağanüstü durumla ilgili bir itirazı var ve YSK bununla ilgili karar vermiş değildi. Seçimlerin yenilenmesini istiyor iktidar partisi. Bu noktada Mazbata, hem Mazbata töreni hem Mazbata sonrası şenlikler, bazı fotoğraflar sosyal medyaya düştü. Rahatsız eden fotoğraflar da var. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Neler ifade edersiniz? Ekrem İmamoğlu Mazbata'yı aldı. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir düzeltme yapayım. Mazbata'yı YSK vermedi. İl seçim, İl seçim kurulu verdi. Evet. Teşekkür ettim. Evet. Evet. Tabii burada hani usule ne kadar uyuldu uyulmadı tartışması da yapılıyor. Ayrı bir konu. Çünkü ciddi şeyler var. Ciddi iddialar var. Ve bu süreç içerisinde yani YSK bir karar verecek. Ama hani bu karar ne kadar hukukidir, ne kadar siyasidir tartışılır. Yani neticede iş öyle bir noktaya gelmiş ki belki de Türkiye'de ilk defa Cumhuriyet tarihi boyunca bir mazbata yazılırken canlı olarak yayınlanıyor. Yani var mı öyle bir şey? Biri yazıyor, diğeri çekiyor. Yani bu da şimdi farklı bir yerlere doğru geldiğini, birilerinin meseleye bir seçim kazanmaktan çok bir fetih gözüyle baktığını
gösteriyor gibi. Yani olayın Türkiye ile de çok belki bağlantılı tarafı yok. Ben bugün bir şey gördüm. Amerikan Büyükelçiliği Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etmiş. Hı hı. Şimdi ben merak ediyorum. Amerika bir belediye başkanını neden tebrik etsin? Ya da başka kimseyi tebrik etti mi? Tebrik ettim. Ya da işte mesela Binali Yıldırım olsaydı tebrik edecek miydi? Yani sen Büyükelçinin muhatabı bir ülkede Dışişleri Bakanlığı'dır. Hı hı. Onun bürokrasisidir. Bu da olayın çok farklı yerlere gittiğini gösteriyor. Zaten olay bir dengesiz. Son dönemlerde yani açıkçası belki biraz şeyden çıkacağım, yani bu konunun dışına çıkacağım ama siyasetin, ideolojilerin, fikriyatın çivisi çıkmış. Evet. Yani işte biz bunu bir Suriye'de gördük. Türkiye'deki ne kadar marjinal sol grup varsa gitti orada PKK-PYD ile beraber Amerikan kontrolü altında askeri bir yapılanmaya giriştiler. Hı hı. Yani bunlar yıllarca işte NATO'ya hayır, Amerikan emperyalizmi falan şu bu diyenler ki Amerika hali hazırda dünyada emperyalizmin en müşahhas halidir. Evet. Şimdi sadece bununla bitmiyor. Hı hı. Geliyoruz buraya işte hani yan yana gelen şeyler. Gelemedi. Aslında yani şunu mu? Onu bırak bir de ben şunu şeyi gördüm. Şunu mu diyorsunuz? Sosyoloji çöktü. Çöktü. Tümüyle çöktü. Gerçekten sosyologlar nasıl izah eder ben de bilmiyorum. Yani burada mesela bir Çipras olayı var son zamanlarda. Ben ibretle izliyorum. Yani fakat biraz da düşününce yani hani puzzle'ın parçaları diyorlar ya. Hı. Yan yana gelince aslında çok da şaşırmamak lazım. Yani Çipras geldiğinde Türkiye solu sanıyorum Yunanistan solundan daha fazla heyecanlandı. Tabii. Değil mi? Hı-hı. Yani işte Alper Taş'ın onunla fotoğraflarını paylaşması. Efendim, ya Mars doğmuş gibi bir şey yaptılar yani. Demirtaş'ın onunla ilgili şeyleri falan vardı. Gelinen nokta Çipras'ın Amerika'ya gel üstlerin sayısını artır. Hı-hı. Bizimle işbirliği yap. Ya şimdi Komünist Parti'nin şeyi bu adam. O açıdan biraz farklı bir yere geldik. İşte İmamoğlu seçildi. Her şey bir yana tamam. Yani veya seçildi mi neyse. Yani burada İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı vermesi şey olarak da tartışılıyor. Bu itiraz değerlendirilecek YSK. Bazıları bir hafta kadar sürebilir diyor bu karar verme süreci. Bu arada işte mazbata verilmesin diye yapılan itirazlar herhalde reddedilmiş. Hı hı. Ama işte bu süreç içerisinde bu sefer YSK bunu inceleyecek ve bir karara varacak. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı işte saygılıyız karar sonucunda çıkarsa. Hı hı. Ben bunda aslında bir şey de sezdim yani sanki hani bu iş böyle devam etsin mesajı da sezdim açıkçası bu açıklamada. Çünkü çok fazla light bir açıklamaydı, yumuşak bir açıklamaydı ve duruma razı bir üsluptu. Ben en azından öyle fark ettim. Farklı bir şey çıkarsa da onu konuşabiliriz belki. Evet, tabii konuşacağız. Şimdi burada dediniz ki işte ne oluyor bu şeyde bu kadar devam eder mi? Hani ilk anda işte verilen şeyler dediğiniz gibi hani bazılarını rahatsız etti ama hani kimi rahatsız etti? Siz dediniz ki rahatsız edici işte kimi rahatsız etti? Birilerinin özlemle beklediği bir şeymiş, görüntü. Hı hı. Yani biz en azından öyle paylaşımlardan şuradan buradan gazete yazarlarından en azından bunu bu şekilde görüyoruz. Birileri özlemle bekliyormuş yani başkanlığı biralarla kutlamayı falan. Hı hı. Böyle bir görüntüyü bekliyorlarmış. Bunu gördük. Fakat süreç ilerledikçe sıkıntılar şeyde baş gösterecek. Yani büyük şehir derken işte İstanbul, Ankara gibi yerler bunlar yani çok fazla şirket bulunduran, çok fazla işte eleman çalıştıran büyük rantın döndüğü şeyler, yerler. Hı hı. İşte daha ilk günlerde gelir gelmez hani siz diyebilirsiniz ki işte ön alma amacıyla ileri sürülüyor. İşte bu sendika meselesi falan var. Cumhurbaşkanı açıklama yaptıysa ben bunda bir şey arıyorum açıkçası. Evet. Yani burada birilerine baskı uygulanıyor. Cumhurbaşkanı ısrarla kimse memurları işten çıkaramaz. Hı hı. Diyor. Yani işte 4500'den fazla memurun şey değiştirdiğinden bunlar nasıl bir tehditle karşı karşıya kaldılar? Tamam işten çıkaramaz da alıyor mesela çok farklı hiç işiyle alakası olmayan evet. yerlere verebiliyor. Hani bu efendim bu diğerleri bunları yapmadı mı 25 sene önce yaptı yapmadı bilmiyorum. En azından Melih Gökçe ile ilgili benzer şeyler duyduk. Hı hı. Fakat
her şeye rağmen... Ya bir de onlar yapmışsa iş, o da yanlış yapmış. Tabii işin tümünü kaybetme riski olan şeyler var. Bu da rakam hani binlere, on binlere belki daha yüksek rakamlara çıkaranlar var. Bu da yani bir süre sonra eğer bu şekilde bu süreç devam ederse ciddi tepkilerin, protestoların, yürüyüşlerin gündeme geleceği bir süreç önümüze çıkacak. İnsanlar işini kaybedecek, ekmeğini kaybedecek ve protestolar başlayacak. Ama Ekrem İmamoğlu 3 Nisan tarihi de veriyorum. 3 Nisan'daki videosunda kimse işten çıkarmayacağını. Onu söylüyor. Evet. Yani çalışan hiç kimseyi çıkarmayacak. Şimdi yani bir belediye mesela personelini, bir memuru işten çıkaramaz. İşçilerle ilgili de hani kadro falan olmuşsa onu da çıkaramaz. Burada mesele şu. Belediyelerin çalıştığı şirketler var. Evet. Bu şirketler yani kimileri binlerce kişi çalıştırıyor. Bu şirketlerle anlaşmaların bozulması veya şirketlere uygulanacak baskılar neticede şimdi ortada bir ittifak var. Bir İYİ Parti, CHP, işte efendim HDP, Saadet ittifakı var. Bunlar tamam biz oy verdik, çaba harcadık da bunun karşılığını alalım diyecek. Bu da alanda bazı yerlerin hem ihaleler anlamında, rant anlamında hem iş anlamında bazı yerlerin boşaltılmasını beraberinde getirecek. Tabii. Yani iş alanları oluşturma gibi bir şey yok. Hali hazırdaki mevcut kriz ortamında. Evet. Bu böyle bir durum ortaya çıkacak. Şimdi bunlar baskı uygulayacak. O açıdan bu şirketlerle ilgili durumlar söz konusu olabilir burada işten çıkarmalarla ilgili. İşte sendika meseleleriyle alakalı neticede İstanbul bir devlet gibi. Evet. Yani bu ciddi problemlere sebep olacak. Onun dışında yani bu işte belediyelerden faydalanan şeyler var, kurumlar var, eğitim kurumları, ona benzer şeyler var. Bunlarla ilgili ciddi sıkıntılar ortaya çıkar bu süreç içerisinde. Yani bu sıkıntılar baş gösterse bu sefer devreye sanıyorum şey girer. Yani bu belediye meclisi var, il meclisi. Yani. Yani hani burada il meclisinin bazılarının söylediği gibi hani işte efendim Cumhurbaşkanlığı sisteminde işte meclis Erdoğan'ı çalıştırmayacak. Hayır. Yani meclisin Erdoğan'la ilgili alanı çok kısıtlı. Burada da buna benzer bir şey var. Hani bu efendim İşte Ekrem İmamoğlu'nun büyük projelerine engel olacak. Ekrem İmamoğlu değil, CHP zihniyetinde zaten büyük proje yok ki. Öyle bir büyük projelere her zaman karşı çıktılar şimdiye kadar. Evet. Yani bir büyük ne yapacak yani? Havaalanı mı yapacak? Yani, köprü mü yapacak? Yani büyük proje gibi bir şey yok. Yani öyle bir vizyonları, öyle bir amaçları, hedefleri hiç olmadı. Hayır, projeleri şu, özür dileyerek giriyorum. Canan Kaftancıoğlu'nun attığı ilk şey, tweet. İşte Gezi'nin güzel gözlü çocukları. Evet. Proje o olur herhalde. Yani. Gezi Parkı'nda bir ya da işte bu cumartesi ya da i̇şte pazar günü CHP. Anlatmak istediğimiz oydu şimdi. Mesela Gezi Parkı'nda eylemcileri en son hani hükümet tarafı sizinle görüşelim dediğinde hükümetin önüne ne koydular? Dediler ki havaalanı yapılmayacak. Üçüncü köprü yapılmayacak. Bilmem işte şu yapılmayacak, bu yapılmayacak. Yapılmayacak. Şu yapılsın diye bir şey yok. Yapılmasın hani, var. Yapılmasın var. İstemezcük. O açıdan hani böyle bir problem yok. Ama belediyenin büyük bir rantı var. Ve bu rant birilerinin gerçekten iştahını kabartıyor. Mesele bu. Bu rant kullanılacak. Ha büyük projelere çok ihtiyacı yok. Peki şeye belediye rantı, ya elbette o da ileride konuşulur ama YSK'nın iptal kararı ya da yani şu an zaten İmamoğlu ile devam etse bir kriz çıkmayacak. Görünen bu. Ama seçim tekrarı, çünkü Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında çok ilginç bir şey vardı. YSK'da diyor yargıçlar varsa, ifadesi buydu yani, varsa hani İmamoğlu devam eder anlamında böyle bir karar vereceğini ifade ediyor. Farz-ı muhal seçim tekrarı. Ciddi bir krize neden olmaz mı? Yani bana sorarsan 25 yıl sonra belediyeye gelmişler. Bana sorarsan bir krize neden olmaz. Yani şimdi İstanbul tamam gitti ama yani Adana'yı aldı, Ankara'yı aldı, Antalya'yı aldı, işte Mersin'i aldı, MHP'deydi. Değil mi? Hani o açıdan işte sokaklara dökülelim şu bu, yani dökülür de bir Gezi dönemi olayları gibi ya da 6-8 Ekim olayları gibi bir kalkışmanın, bir şeyin, bir manzaranın, bir tablonun ortaya çıkma ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bunun önlemi kısa süre içerisinde alır. Öyle o dönem hani emniyetin, işte askeriyenin büyük oranda işte FETÖ ile iltisaklı olduğu bir dönem olduğu için yani belki de bilinçli bir şekilde olaylar
yapıldı, yayılmasına izin verildi. Hı hı. O açıdan çok fazla bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Tepki gösterilir. Uluslararası anlamda. Avrupa konuşur, Amerika konuşur. İşte şu konuşur, bu konuşur. Ayrı bir konu. Evet. Fakat o bir de ortada şöyle bir şey var. Yani işte seçimin yenilenmesi demek, hani her halükarda işte İmamoğlu'nun kaybedeceği anlamına gelmez. Şimdi böyle, tabii, tabii. Böyle bir tarafı var. Yani bu sürecin bu şekilde iyi idare edilememesinden rahatsız olan kişiler var, insanlar var. Her şeye rağmen işte Binali Yıldırım'a oy vermediği için pişman olanlar var. Hani bunların neyi ne kadar etkiler? Bu ayrı bir konu. Takip edebildiğim kadarıyla hani AK Parti küskünleri diye bir kesim var. Bunlar sandığa gitmemişler ama İmamoğlu'nun gelmesinden memnunlar. Yani bunların sandığa gitmesi İmamoğlu'nu biraz daha güçlendirir. Yani bir de o var. Şimdi öyle de bir tarafı var. Ama seçim sandık güvenliği alınırsa ki bence en kritik nokta burası. Şimdi yani açık konuşmak lazım. Birebir yani kendi şahit olduğumuz şeyler var. Şimdi benim oy kullandığım sandıkta yani ilçe belediye başkanına 200 oy, büyükşehir belediye başkanına 193 oy çıkıyor. Soruyorum herkeste böyle. Kiminde çok rakamlar farklı bu sefer. Yani ortada bir şey var. Diyorlar ki burada bu hani müşahitler meselesi falan var ya. Gözüne kestiriyor işte. Yaşlı fazla anlamaz. Meseleyi bilmiyor. Belki okuma yazması da fazla yok. İyi değil. Ona 3 oy pusulası yerine 2 tane veriyor. Büyükşehir'i vermiyor bilerek. Yani yoksa ilçe belediyelerinde AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın neyse aldığı oy oranı ile büyükşehir arasında 650 bin oy farkı nasıl çıkıyor? Yani bir anormal bir rakam. Evet. O işin yani bence bunların hepsinin hesaba katılması gerekiyor, değerlendirilmesi gerekiyor bu rakamların. O yüzden hani buna rağmen sonuç ne çıkar kimse bir şey diyemez. Yani toplumun farklı tepkileri bazen hiç umulmadık şekilde bir sonuç verebiliyor. Yani bahsettiğiniz görüntüler birilerini rahatsız etmiştir ama birilerini son derece sevindirmiş. Tabii ki elbette bu ülkede bazıları yani zıttır. Bazıları bir şeye sevinirken başka bir kitle üzülüyor. Evet. Böyle bir ülke maalesef. Dediniz ya ABD Büyükelçisi'nin tebriği, Abdullah Gül de Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Evet. Bir yeni parti falan filan söylemlerinin olduğu ortamda tabi isterseniz aslında şeyi de okuyayım. Şunu diyor Abdullah Gül hükümetin iktidarın önünde 4-4,5 yıl bulunduğunu ve ülkenin sorunlarının çözümü noktasında bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğini de ifade etmiş tebrikle beraber. Yani burada hani açık konuşmak lazım. Şimdi CHP'de değişen bir şey yok. Yani biz işte Kaftancıoğlu'nun açıklanan sözlerini görüyoruz. İşte Özgür Özel'in açıklamalarını niye görüyoruz. Niye o zaman hep sağcı i̇şte adaylarla girdi? Şunu değişen bir şey yok. Hayır. Bunu CHP uzun bir süredir deniyor. Yeni değil. Yani Yaşar Nuri Öztürk olayından beri işte Ehsan Özkes meselesi Özkes falan ya. Vardı. Birilerini deniyor. Mehmet Bekaroğlu olayı vardı, şey vardı. Hani bunu ara ara yapıyor. Yani Mehmet Bekaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun ben şey olduğunu, hani sağcı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O ayrı bir konu. Hele Mine Kırıkkanat bunu örnek Türk ailesi diye şey olarak nihayet özlediğimiz tablo diye veriyor. Yani burada mesele sadece şey değil yani işte bu Ekrem İmamoğlu'nun tekrar şeye gelmesi yani belediye başkanlığına gelmesi süreci işte efendim tarafsız bir şekilde değerlendireceğim açıklamasını yapması ve Abdullah Gül'ün de işte bundan yola çıkarak işte daha iyi bir İstanbul hayal etmesi falan olayı değil. CHP'de değişen bir şey yok. Değişen Abdullah Gül'ün olaylara bakışı. Ve burada meselenin çok da böyle ideolojik tarafının olduğunu, ahlaki hukuk tarafı olduğunu düşünmüyorum. Yani çok eski değil. Abdullah Gül'ün işte Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde 367'nin meselesi, CHP'nin 367 olayı işlesin diye meclisi terk etmesi, dönemin işte Genelkurmay Başkanı'nın sözde değil özde layık birisi ancak Cumhurbaşkanı olabilir açıklaması, dönemin arşivini çıkarabiliriz. CHP yöneticilerinin tümünün Abdullah Gül'le ilgili yaptığı açıklamalar, dönemin basının yaptığı açıklama, arşiv hepsini bulabiliriz. Çok böyle zor bir şey değil. Yani burada o dönemki CHP ile şimdiki CHP arasında bu anlamda meselelere bakış açısında bir fark yok.
Ve Abdullah Gül'ün hani o dönemde çok ciddi bir ideolojik tarafın olduğunu düşünmüyorum. Şu anda da yok. Yani burada bir şey meselesi var. Bir yani bir Erdoğan karşıtlığı mı? Ama karşıtlık da neyden kaynaklanıyor açıkçası onu da tam olarak bilmiyorum. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Biraz işin magazinel tarafı olacak. Yani Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan arasındaki mesele eşlerinin birbirleriyle anlaşamamasıydı. Bana sorarsanız. Onun haricinde herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Herhangi bir farklı şey olduğunu. Yani Abdullah Gül siyasi olarak genellikle hani nötr durur, biraz ortada durur, biraz işte suya sabuna dokunmaz. İşte hani meşhur Birleşmiş Milletler'in veyahut da bazı ülkelerin bu açıklamaları oluyor ya, işte iki tarafa da itidal tavsiye ediyoruz. Evet. Ha, bu tip bir siyasi şeye sahip, düşünceye sahip. Tayyip Erdoğan konumu biraz daha, durumu biraz daha farklı. Yani işte başbakan, cumhurbaşkanından nereye kadar Tayyip Erdoğan kardeşimi götürüyorum diye şey yaptı. Yani götürmezse sen nasıl cumhurbaşkanı olacaktın? Bu ayrı bir konu. O açıdan çok da hani garip karşılamadım. Şimdi bir defa kalkıp işte yani ortak aday yaparsanız aday olurum, olmadığı için olmuyorum dedikten sonra, yani bu şahsın artık mesela eski AK Partililik, eski dava arkadaşlığı falan meselesinin tartışılacak bir tarafı yok. Değil. Yani orada tarafını belirledi. Açıkçası bu son açıklamasında demişti. Meral Akşener istemedi falan. Diğerleri hepsi istemiş demek ki. Bu da ilginç. Evet. Evet. Gerçekten ilginç bir süreç yaşanıyor. Biraz da dış gündeme geçelim hocam. Aslında bununla ilgili konuşulacak çok şey var ama dış gündemi de kaçırmayalım. Sudan'da bir darbe oldu geçen hafta. Darbenin arkasında kim olduğu bir türlü anlaşılamadı. Yani çünkü ben mesela Amerika'nın ve gerçi şeyin çok böyle bir pratiği yok Rusya'nın, ama Amerika'nın açıklamasında da böyle çok bir taraf tutma ya da çok rahatsız olma, ne Rusya'da ne Amerika'da böyle bir dil yoktu ikisinde açıklamasında. Bu nasıl bir darbe bu? Evet. Ya dış dinamikleri hiç mi olmayan bir darbe bu? Yani önce son ya da darbe mi? Sudan'ın son dönemlerini aslında bir masaya yatırmak lazım. Şimdi açıkçası son dönemlerinde Sudan dünyadaki sistemi çok da rahatsız eder bir pozisyonda değildi. Belki mesela bir 10 yıl önce farklıydı. Öyleydi, evet. Ama son yıllarda, yani özellikle işte küresel sistemin talepleri doğrultusunda Güney Sudan'ın ayrılmasını kabul etti. Bu meselede. Tamam işte o Darfur olayından dolayı işte bir yargılanma meselesi oldu. Hani uluslararası mahkemelerde falan. Evet, mahkemesi. Böyle bir durumu söz konusu oldu ama işte bir dönem İran'a yakındı, bir dönem Suudi'ye yaklaştı. Halen şu anda Yemen'e karşı olan Suudi koalisyonun içinde askerleri var. Bir ara çekeceğim dedi, sonra vazgeçti. Ama Suriye'ye gitti, Esed'e cihat etti. Şimdi, çok ilginç bir şey. Erdoğan Sudan meclisine girdiğinde tekbirlerle karşılandı. Evet. Sebakin Adası dediğiniz gibi şeye verildi işte, yani askeri üs anlamında verildi. Türkiye'nin orada çok büyük yatırımları olduğundan söz ediliyor şey anlamında. Tarım veya benzer üretim anlamlarında. Ve göstericilerin mesela hani basına kim neyi nasıl yansıtıyor, aslında bu da hani belki tartışılması gereken bir şey. İşte Suudi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır işte biz yeni yönetimi destekliyoruz açıklamasına göstericilerin büyük bir kısmının tepki gösterdiği, desteğinizi istemiyoruz açıklamasını yaptığını mesela şey yaptık. Ki göstericiler dışarıdan gözlemcilerin dediğine göre çok yekpare değil. Yani aşırı sol komünist gruplar da var. İşte kimi İslamcı gruplar da var. İslamcı parti de destekliyor. Bunun dışında işte normal hani şey gruplar işte ne diyorlar? Liberal anlamına gelebilecek, bizim bildiğimiz klasik liberal değil. Hani özgürlükçü şey ifade eden ona benzer gruplar da var. Evet. Yani çok böyle yekpare bir şey temsil etmiyor. O açıdan hani bir askeri yönetimin bulunması, geçiş sürecinin zamanı yayılması aslında önemli. Aksi takdirde bu iç çatışmaya sebep olur. Evet. Yani farklı gruplar var. Kim başa gelecek? Hele birileri elini silaha atarsa ortalık kan gölüne döner. Bu problemli bir şeydir. Yani yumuşak bir geçiş istediler. Yani tamam Ömer el-Beşir'i istemiyorsunuz. Devirdik onu. Hayır biz seni de istemiyoruz. Avni da istemiyoruz. Onu da istemiyoruz. O da gitti. Yerine işte biraz daha belki onlara, yani her gelen adam üslubunu değiştirdi.
dikkatli çekiyorsa yumuşattı. Yani bir yumuşak geçiş şeyiyle tamam taleplerinizi dinliyoruz. 2 yıldan 9 aya indirdi geçiş sürecini falan. Yani böyle bir şey takip ediyoruz açıkçası. Çok böyle bazılarının dediği işte Arap Baharı'nın devamı bilmem ne falan. Hani öyle bir olay olarak da görmüyoruz. Yani açıkçası diktatörlerin devrilmesi falan. Hele hele orada gözümüzün önünde işte Suriye gibi bir olay varken kalkıp yani, işte bu tip lafları söylemen çok da böyle şey, tutarlı bir tarafı yok açıkçası. Evet tabii Allah muhafaza. Şimdi peki bu yeni süreçle beraber halkın taleplerinin karşılanabilme durumu karşılanabilecek mi? Yani önce şunu unutmayalım. Sudan dendiğinde yıllarca insanların aklına ne geliyordu? Açlık. Şimdi Ömer el-Beşir bir şeyler başardı. Bunu gündemden çıkardı. Sudan halkı halen dünyanın en fakir halklarından biri. Doğru. Ama bir şeyler yaptı. Bir çaba içerisine girdi. Ama son dönemde ambargolarla karşı karşıyaydı, bazı problemler vardı. Bunu aşmak için az önce bahsettiğiniz gibi işte Türkiye'ye yanaştı, Suudi'ye yanaştı. Ondan sonra işte ne bileyim Arap Birliği içerisinde bir şeyler yapmaya çalıştı falan. Yani tutmadı açıkçası. O imkanı, o vizyonu da yoktu. Öyle bir kadrosu da belki yoktu Afrika'nın öyle bir bölgesinde. Ve toplum hani tepki gösterebilmişse, Afrika'nın herhangi bir yerindeki bir toplum. Burada bir bilinçli bir kitle de var. Bunu gösteriyor. Yani öyle 10 yıl önce, 20 yıl önce açlıktan ölen insanların konuşulduğu bir Sudan değil. Yani. En azından bunu biliyoruz. Tabii, tabii. Neticede ortada bir ekmek fiyatları meselesi var, tartışması var. Yani bu süreç bizim de dileğimiz, umudumuz öyle çok büyük kaosa, karmaşaya sebep olmadan atlatılması. Halkın talepleri yani en azından ekonomik anlamda da olsa diğer anlamda da önemli. Ama Ömer el-Beşir'in o yardımcılarına söylediği söz çok önemli. Şeriattan vazgeçmeyin meselesi. Bunun ciddi bir şekilde bu gerek İslamcı gruplar gerekse askeri yönetim tarafından ısrarla gündeme getirilmesi gerekiyor. Çünkü Sudan komünist bir yönetimden şeriata geçti. Evet. Ve komünistler halen öyle bir talep içerisinde Sudan'da. Halen bir şeyleri var demek ki çok az da olsa. Evet. O açıdan hani bir dikkat gerekiyor. Tabii coğrafyanın şüphesiz coğrafyanın kendi iç dinamikleri vardır ama beraberinde oradaki Müslüman ahalide, camialar, cemaatler de buna göre herhalde ordu da önlemini almıştır diyelim inşallah. Bir başka ABD Rusya için bir şey diyebilir miyiz bununla ilgili? Çok onlar da herhalde meseleyi tam çözebilmiş değil. Evet. Çünkü çok net bir şey hiç duymadım ben. Siz yani şey yani biz ilk günlerde yine konuştuk sanırım böyle bir kadını ön plana çıkarmaya çalıştılar. İşte hani bir modern bir kadın herhalde öyle bir yapmaya çalıştılar. Şimdi yani şeyin Rusya'nın hani Sudan gibi bir yerden çok ciddi bir beklentisi yok. Amerika'nın da aslında yok. Hani petrolü yok, şusu busu yok. Evet, yani o da var. O da bir avantaj aslında Sudan için. Askeri anlamda kullanılacaksa zaten Suudi ile beraber gidiyor. Bu da Suudi'den nasıl bir şey elde ediyor o da tartışılır. Yani bu konuda Suudi Amerika'ya, Avrupa'ya yaptığı cömertliği tüm çabasına rağmen Sudan'a yapmaz yani bunu herkes biliyor. Ben Suud sitelerine baktım, haber dillerine. Çünkü haber dili biraz şeyi verir, ipucu verir. Çok memnunlar Ömer el-Beşir'in gitmesinden. Evet. O da ilginç geldi bana. Yani hakikaten şu coğrafyayı anlamak çok zor. Bir de Libya'ya geçelim hocam. Libya'yı da konuşalım. Şimdi Kaddafi devrildikten sonra ta işte 2011 miydi? O gün bugündür iç savaş yaşayan ama dozajı bayağı bir düşmüştü. Son süreçte Hafter getirtilmişti Amerika'dan. 30 yıl Amerika'da kalmıştı. Ki herhalde Kaddafi'den dolayı gitmişti. Evet. Kaddafi'nin korkusuyla gitmişti. Kaddafi devrildikten sonra öldürüldükten sonra Hafter geldi. Ve bu son 2 haftadır Hafter'e bir yerden iyi bir destek çıktı. İtalya'nın da destek çıktığı biliniyor. Savaş tekrar hızlandı. Tekrar canlandı. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? O bir, ikincisi de DAEŞ'in Libya'daki etkisi. Evet. Çünkü Suriye'den gidenlerin Libya'ya, Suriye'den kaçan DAEŞ militanlarının Libya sahasına gittiği iddiaları var. Yani bu yeni değil. Bu DAEŞ'in orada El-Kaide'nin güçlü olduğu bir bölge vardı. Orada bir kalkışmaya giriştiği bir süre. Ardından bu iki grup arasında ciddi çatışma söz konusu oldu. DAEŞ büyük oranda tasfiye edildi. O El-Kaide'nin elinde bulunan bölge de uzun süre, neredeyse bir yıla yakın süren bir kuşatma ve savaştan sonra Hafter'in eline geçti. O bölge terk edildi yani. Yani o açıdan böyle DAEŞ'le ilgili bir şey yok. Aksine
Yani Hafter'in yanında işte solcu komünist gruplar, bu eşkıyalıkla geçinen kimi aşiretler, keskin bir şekilde Suudi'ye bağlı olan bu Rebiciler denilen, Medhaliler denilen gruplar, bunlar var. Eski belki şeye yakın, işte Kadafi'ye yakın belki eski tipler de bulunuyor olabilir, onu açıkçası bilmiyorum. Böyle bir yapılanma var. Yani burada bu mevcut Libya yönetiminin Hafter ve yanındaki terörist gruplar ifadesi çok hoşuma gitti açıkçası. O açıdan. Evet. Şimdi mesele şu, Hafter Mısır'dan destek alıyor, ciddi bir destek alıyor. Yani daha birkaç gün önce şey dedi, asıl destek Birleşik Arap Emirlikleri'nden geliyor. Bunu her meselede şey konuşmak lazım. Yani olayın hem istihbarat, hem silah, hem para desteği. Mısır darbesinde de bu söz konusuydu. Şu anda Yemen'de de böyle. Yani bu coğrafyanın en önemli, en tehlikeli şeytanlarından biri. Ben Arap Siyonist devleti diyorum. Evet. Yani Arapların kendisi, Araplardan müteşekkil bir Siyonist devlet. Evet. Burada Hafter'le ilgili meselede de ciddi anlamda bunların etkisinin olduğu söyleniyor. Son dönemlerde, son zamanlarda hani Libya'nın konumu şu aslında. Mevcut Trablus hükümeti uluslararası anlamda tanınıyor. Yani şu anda mesela Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Trablus'a bağlı. Böyle bir konumu var. Ama destek Hafter'e veriliyor. Böyle bir gariplik var. Türkiye'nin mi? Hayır, bu Avrupa'nın üstteki, evet, Amerikan veya kim ülkeler. Batı'nın desteği Hafter'den. Çünkü laik. Evet. Şimdi burada Hafter epey bir yer ele geçirmiş. Petrol bölgelerinin neredeyse tümü kontrolünde. Önemli olan işte bu Misrata bölgesi, işte Trablus ve çevresi, yok ki nüfus olarak belki de en yoğun kesim var. İşin aslı şu. Yani farklı gruplar var Trablus hükümetine bağlı. Çok da birbiriyle anlaşamayan. Normalde bunlar bir komutanlık çatısı altında birleşip yan yana gelirse, yani Hafter'in bunlara karşı direnmesi zor. Böyle bir pozisyon var. Aksi takdirde her birisi grup grup kaldığında Hafter birer birer parçalıyor. Birer birer alıyor. Böyle bir pozisyon var. Şimdiye kadarki operasyonlarını böyle yaptı. Evet. Yani bir gruba saldırdı, diğerleri yardım etmedi. Yani Müslümanlar birleşmeyince aralarında bir çekişme orada. Evet. Şimdi burada iki grup arasında, yani bu Trablus hükümetiyle işte Bingazi hükümeti denilen bunlar arasında bir görüşme söz konusu olacaktı. Sanıyorum Hafter bunu hesaba kattı. Dedi ki bu olmadan ben Trablus'a gireyim. Böylece bu masaya girdiğimde zaten Libya benim kontrolümde. Mısrata ve ona benzer bir iki küçük yer kalmış. Mevcut hükümet benim noktasına gelmek istedi. Serraç, bu hani Trablus hükümetinin başkanı, başbakanı. Onunla ilgili de Hafter'in bir adamı çıktı, işte güya Libya yargıcı. İşte ona tutuklama kararı verdi. Ona benzer şeyler yaptı. Yani eli güçlensin diye yaptı. Fakat o müzakere de ortadan kalktı. Ve işte o Misrata'dan falan diye gelen gruplarla Trablus çevresindeki silahlı gruplarda yan yana gelip Hafter'in açtığı bu 7 cepheye aynı anda müdahale edince büyük oranda geri çekildi. Problem şu, işin aslı şu. Şimdi uluslararası anlamda tanınan hükümet Trablus hükümeti olduğu için bunlar Hafter eski mevzilerine çekildiğinde bunlar duracak. İlerlerse uluslararası anlamda yaptırıma uğrayacaklar. Ki zaten silah ambargosuyla karşı karşıyalar. Şimdi Hafter saldırdığında Hafter'e yönelik herhangi bir şey yok. Niye? Çünkü uluslararası anlamda tanınmıyor güya. Evet. Her türlü desteği alıyor. Terörist olduğu için istediğini yapabilir. Ama UMH dediğimiz Trablus hükümeti bu anlamda eli rahat değil. Evet. Böyle bir pozisyon var. Yoksa hani normalde biraz daha ilerlerse belki Hafter sıkıntıya düşer, dağılır çevresindekiler. Çünkü yani çok da birbirine yakın fikri anlamda işte efendim şey değil. Çıkar grupları yan yana gelmiş. Böyle bir pozisyon var. Hocam şeyi de, sol gruplar dediniz ya biraz önce. Ne oldu yani? Şu bir 5 dakika içerisinde bunu da toparlayalım, öyle bitiririz. Yani normalde 60'lı yıllarda sol bir kasırga gibiydi. Dünyanın özellikle Arap coğrafyasında, İslam dünyasında anti-emperyalist, anti-kapitalist, Amerikan karşıtıydı. Çok net, çok sert duruyordu. Bu son 7-8 yıldır Suriye'de biz bunu gördük. Çok net bir şekilde göründü. Libya'da görüyoruz. Pek çok, yani ülkede pek çok, özellikle Müslümanların seslerinin duyulduğu yerlerde sol hareketleri birden Amerika'yla, Batı'yla angaje olan, iç içe geçmiş, çıkar ilişkileri olan yapılara dönüşüverdiler. Yani solun bu evrimi nasıl böyle bir evrim geçirdi? Açıkçası ben anlayamıyorum gerçekten. Evet.
Yani hani kendilerine sorarsan herhalde bir cevapları vardır. Şu anlam, şu şekilde. Yani değiştiler demek ki. Normal şartlar altında bir dönemin soluğu hani kendini şu şekilde tanımlardı. Biri de buna benzer görüşlere sahip olursa, yani mesela Amerika ile görüşelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Onun açta revizyon istiyorlardı. İşte buna benzer suçlamalar vardı. Şu anda işte değişmeyen tek şey değişimdir kuralından yola çıkarak hali hazırda mevcut şartlar içerisinde böyle bir politika uygulamamız çıkarımızadır diye söylüyorlar. Burada ilkeler nerede kalıyor meselesi tartışılabilir. Ama solculuk nerede kaldı o zaman? Evet. Sol normalde bunun karşıtlığıydı. İşte, solcu olabilmeniz için sizin kapitalizme karşı olmanız gerekir. Bu din değil ki, bir ideolojidir. Yani siz ona karşı değilseniz artık sol değilsiniz. Yani ben konuşmamın başında aslında onu anlatmak istediğim de biraz oydu. Yani hangisi sol, hangisi sağ, hangisi muhafazakar, hangisi dindar karıştırmaya başladık açıkçası. Geçen sosyal medyada işte komünist başkanın paylaşımı var, ayetleri paylaşıyor, eğer ona aitse bilmiyorum. Ayetleri paylaşmış güya. Yani şeyin yine işte bu eski ÖDP'nin eski başkanı şahsın, profesör, akademisyen şahsın mültecilerle ilgili açıklamalar var. Son derece ahlaklıydı. Şimdi hoş. Yani o açıdan hani kimin fıtrata göre, kimin gerçekten İslam'a göre konuştuğunu, kimin daha farklı şeyleri İslam'ın önüne çıkardığını anlamakta zorlanıyoruz. Evet, gerçekten sosyoloji dağıldı diyelim. Sosyoloji şey vardı ya, tarihin sonu, sosyolojinin sonu diyelim bizde. Evet değerli izleyenler, Hasan Sabaz hocamla gündemi değerlendirdik. Seçimleri, Libya'yı, Sudan'daki darbeyi. Haftaya inşallah başka bir gündemle karşınızda olacağız. Allah'a emanet olun efendim.